Hello. Şuna bakın. Şöyle fotoğraf çekeceğim birazdan. Arkadaşlar konu söyledim ama efsane güzeldir her şey. Bakar mısınız? Of 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 böyle. Büyük ihtimalle ağzımı yüzümü bıtır bıtır yiyeceğim bunu. Biz lisedeyken full kumlu yerdik. Benim haftalık karşılığım 50 TL'ydi. Bugün 0,50. Ben 50 TL ile yani şu kumrunun biraz daha büyüğünü 10 TL yiyordum. Yanında patates atması ve kola oluyordu. Efsaneye. O kadar uzun zamandır yememişim ki. Ama kumruya bayılıyorum. Üstü fırçasını ekmek. Çok iyiymiş ya. Bu da saçlarımı çok beğenmiştim. Çok mutlu oldum biliyor musunuz? Böyle bir şey yok. İşte o zamanlarda hemen ben Tavas'ta özel öğretmen lisesinde okudum. Hemen okulun yakınındaydı Kumrucu. Neydi adı ya, hiç hatırlayamıyorum. Benzin yanındaydı. Ve işte daha ile ben İlginiz İmran 4 arkadaş grubuyduk. Full giderdik. Tost, patates atması, kola 8 TL'ydi. Sonra kumru bir 12 lira olmuş, tamam mı? Biz diyoruz ne kadar pahalanmış, Allah kahretmesin. Şu an bu ne kadar biliyor musunuz? 150 TL. Kaç kat sanmamış? 15 kat. Dolula bakar mısınız? Bana Eda ile Hilmi uyuyorlar. Efsane. Sabah şeye gittim. Yurtta çamaşırlar için çamaşır sırası yazıyoruz. İşte sabah 8'de şu 9'da şu falan böyle isim isim yazıyoruz listeye bir önceki günden. Çok özlemişim ya. Bayağı olmuş diyeyim yani. Neyse. Gittim ben aşağıya. Çarşı söz almışım dünden. Teyzeler falan böyle bizim katlarda temizleyen falan teyzeler oluyor, tamam mı? Teyzeler aşağıda kahvaltı hazırlamışlar kendilerine. Ama bir sucuklu yumurta kokuyor. Anlatamam size. Yani o an hamile olsam kesin çocuğumun bir yerleri eksik doğardı. Çok güzel kokuyor. Ama mesela bu kadar çok yani az ekmek çok iç içe değil olmasındansa çok ekmek çok iç olmasını tercih ediyorum. Biraz da ekmekçiyim ben açıkçası. Ben ısırdığımda ağzımda ekmek dolsun istiyorum. Yani teyzenin yediği çocukluğum unutulan canım öyle çekti ki. Böyle bandıracaksın, yiyeceksin falan. Kızlar duyuyorlar. Ben çamaşır atmak için gelmiştim. Dedim ki yani bari kumru söyleyeyim hani en yakın teyzelerin yediği şey kumru var. İnşallah kızlar onu canları çekmez çünkü onları söylemeden sipariş ettim. Çok uyuyorlar yani. Kalkıp uyandırıp da yemek yiyecek misiniz diye de uyandırmayayım dedim. Şurasını sileyim mi?
Baktığınızda kaşarı falan ne sevmiş. Bayılıyorum. Lise yıllarımı da özledim ya. Acaba kanalı izliyorlar mıdır kızlar? Lale ile İlceniz vardı. Bir böyle kavgalı gürültülü ama tatlı ve eğlenceliydi. Eğlenceli zamanlardı yani. Tabi artık aslında kimseyle görüşmüyorum ama. Elim ağzım yüzüm her yerim battı ama değiyor. Akıl şey kaçan değil. Üzülürüm. Bu saç senin kendime çok yakıştırdım. Bayılacağım ya çok da. Şey var, bunun dışında kapı var üzerinde. Olan yiyorum hani, yere masaya falan dökülmedi. Masaya düşü diyerdim de. Ben turşunun bunun için böyle derin bir doğranmış olarak görmesini tercih ederdim açıkçası. Ama yanında böyle paket olarak görmemişler. Neyse de makarna yemiştim. Santos diye biber vardı. İlk Santos diye yazılıyor. Napolitan soslu makarnaydı. Gidip sormuştum nereden alıyorsunuz bu sosu falan diye. Demişler ki metrodan alıyoruz falan. Gittim ben de aldım, yaptım falan. Ama aslında orada yedim, o lezzete erişemiyorum. Yok. Aynı şekilde. Şu an bugün devasa büyüklükte. Ama o lise zamanında bir arkadaşlarımla gidip sipariş edip işte 40 dakikalık öğle arasında hemen yiyip kalkıp gidip okula gideceğin o tadı bulamıyorsun yani. Evet, çok güzel bir lezzet. Ama o lisedeki tatlı ortam yok mesela. Bunu yemek için söylüyorum. Tüm kızlar izleyip alınmasın. Onları çok seviyorum zaten. Şey var ya, biber diyen kız nüp diyor. Nüp. Evet arkadaşlar, bugünkü yemeğimizin de sonuna gelmiş bulmaktayız. 8 dakika 48 saniye olmuş. Uyuttum, bitti demek. Şeylere katılmak istiyorum. Bu çöp şifon yağları ya, bilmem kaç tane. Ya da işte kilolarca sarma. Ama ne kaybedersem de oradaki bilmem kaç bin lira ödemek zorunda kalırsam diye katılmıyorum. Evet, üzücü biliyor musun? Neyse. Bye.